Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika. Cidde resimdeki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz bir... Büyük milletimiz iyi geceler. Yurdumuzda saatler 23 ve gece görüşüyle karşınızdayız. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, elbette ki sıcak gelişme Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras Türkiye'deydi ve Başbakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşmeden sonra ortak bir açıklama yapıldı, ortak bir basın toplantısı yapıldı. Ve bu ortak basın toplantısında önemli şeyler konuşuldu diyebiliriz. Özellikle FETÖ ile mücadele konusu ve Akdeniz ve Ege'deki durumla ilgili önemli konular görüşüldü. Yunanistan'daki beklentilerini Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Tsipras'a, Yunanistan Başbakanı Tsipras'a aktardı. Görüşmeyle ilgili ayrıntılar elbette bütün ajanslara düştü. Bunları zaten izlediniz. Biraz önceki programımızda da ayrıntılı biçimde ekranlarınıza yansıtmış olduk ama bir özetlemek gerekirse işte Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum dedi Recep Tayyip Erdoğan. Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKPC terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke hale gelmemesidir ifadesini kullandı. Yani Yunanistan'ın Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine kapısını açmaması gerektiğini söyledi ve onları orada barındırmaması gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat buna rağmen, bu sözlere rağmen Tsipras biz de onları belki orada barındırmak istiyoruz ama Yunanistan yargısı bu konuda kesin kararlar verdi. Hoşlanmıyoruz dedi. Darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Ama Yunanistan yargısı bu 8 asker konusunda, 8 FETÖ'cü asker konusunda net karar aldı dedi. Bu da çok aslında ilginç bir şey. Yani darbecileri burada bulundurmaktan hoşlanmıyoruz ama yargımız net karar aldı. Ya bu nasıl Türkçe'ye çevrilir? Yani Yunanca'da belki mantıklı geliyordur insanlara ama Türkçe'ye çevirdiğimizde pek mantıklı bir ifade gibi gelmiyor değerli izleyiciler açıkçası. Yani saygılı olmak zorundalarmış, hoşlanmadıkları kararmış ama saygılı olmak zorundalarmış. Demek ki Yunan yargısı darbecileri koruyor. Yani sonuç böyle çünkü kendisi darbeci diyor. Daha sonra da Yunan yargısının kararına saygılı olmak zorundayız diyor. Sonuç itibariyle Yunan yargısı darbecileri koruyor anlamına geliyor bu ifade. Tabii benim değerlendirmelerim böyle ama tabii benim değerlendirmelerim yeterli olmayacaktır. Biz konuyla ilgili olarak bir uzman görüşüne hemen başvuralım. Sayın Profesör Doktor Hasan Ünal telefon attığımızda Sayın Ünal'la konuşacağız değerli izleyiciler. O nasıl değerlendirdi görüşmeyi acaba? Çünkü kritik bir görüşmeydi. Sayın Ünal iyi geceler efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Ünal iyi geceler efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Geliyor mu sesim size? Geceler. Çok teşekkürler. Evet Sayın Ünal nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Tsipras'ın görüşmesini? İlginç ifadeler var. Biraz önce de özetlemeye çalıştım. Özellikle bu darbeci subaylar hakkında, eski subaylar hakkındaki ifadeler çok dikkatimi çekti. Ama siz tabii başka şeyleri de görmüşsünüzdür. Bir genel değerlendirmenizi almak istiyoruz görüşmeyle ilgili efendim. Benim görebildiğim kadarıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki bütün önemli sorunlar irili ufaklı ele alınmış. Çünkü yapılan basın toplantısında iki liderin yaptıkları açıklamalarda bunu görüyoruz. Ancak bu sorunlara ele alınan bu sorunlara ilişkin ne çözüm konusunda ne de nasıl bir çözüme doğru ne tür adımlar atılması gerektiğine dair yeni bir şey ortaya konulabilmiş durumda. Yani taraflar bugüne kadar ki pozisyonlarını tekrarlamışa benziyorlar. Yani bu tür görüşmelere genellikle tarafların işte açık kalplilikle kendi pozisyonlarını ifade ettikleri görüşmeler gözüyle bakmak lazım. Yoksa burada önemli bir takım ilerlemeler ben göremiyorum sorunlara dair. Bu çünkü mesela Türkiye'nin söylediği işte tüm meseleleri hakkaniyet temelinde ve barışçıl bir şekilde çözebiliriz. Bu bizim Ege'deki tezimiz zaten. Onlarca yıldır Ege Denizi'ni Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak suretiyle bir Yunan gölü haline dönüştürme girişimlerine karşı ifade ettiğimiz bir tez. Karşı tarafın buna ilişkin olarak evet biz de şöyle düşünüyoruz bunu işte Türkiye'ye zarar vermeden şu şekilde çözebiliriz, neden olmasın gibi bir açıklaması yok. O da kendi pozisyonunu tekrar ediyor. Kıbrıs konusunda söylenenler
yine aynı şekilde düşünülebilir. Yani Türkiye diyor ki eğer bir görüşme yapılacaksa bu görüşmenin içeriğinin ne olacağını ve neyi amaçladığını önceden ortaya koyalım. Ona göre bir müzakere süreci başlasın diyor. Buna karşılık Yunanistan'da Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde bir çözüm sürecinden bahsediyor. Oysa Birleşmiş Milletler parametreleri artık minimum 40 küsur yaşında, eskidi yani bu parametrelerle fazlaca bir yere gidilemeyeceği açık. PKK, pardon FETÖ, PKK, DHKPC gibi terör örgütleriyle ilgili olarak Türkiye kendi pozisyonunu gayet açık bir şekilde ifade etmiş. Başta FETÖ'cüler olmak üzere bu teröristlerin Türkiye'ye iadesini söylemiş. PKK, DHKPC gibi örgütler içinde Yunanistan'ın bir iltica cenneti olmaktan çıkmasını talep etmiş. Ama PKK ve DHKPC için ne dedi tam bilemiyoruz ama FETÖ konusunda söylediklerinizi siz de ifade ettiniz haberinizde. Kendi yargısını gerekçe göstererek veya bahane ederek yapabilecekleri fazla bir şey olmadığını ama tabii ki darbeci bir grubu bilerek kendi topraklarında barındırdıklarını söyleyemeyeceği için de bundan memnun olduğunu ifade edemeyeceği için de darbeye karşıyız, darbecileri de sevmiyoruz ama yapacak da bir şey yok diyor yani sonuç itibariyle aynı noktada kalmış. Yani bütün bunlardan baktığımızda fazla bir şey yok. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nin özellikle mültecilerle ilgili olarak Türkiye ile AB arasında imzalanmış olan anlaşmayı yerine getirmediğini, anlaşmadaki bütün sorumluluklarını hayata geçirmediğini söylüyor. Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olmasından dolayı bunları ifade ediyor. Haklı Cumhurbaşkanı Erdoğan ancak Yunanistan Avrupa Birliği'nin böyle ağırlıklı güçlü bir ülkesi değil. O da kendi borçları vesairesi denizdeki ihtiyaçları için Avrupa Birliği'nin fonlarına şiddetle ihtiyaç duyan bir ülke. Dolayısıyla Yunanistan tek başına bu konuda yapabileceği fazla bir şey yok. Dikkat ettim. Çıkmaz da kendi açıklamalarında o konuya fazlaca girmemiş. Bu öte yandan sembolik şeyler var, sözler var ama belki en iyi şeyler şu alanda. Yani mesela deniz ulaşımına ağırlık verelim deniliyor. Selanik Limanı'nda zannediyorum İstanbul arasında olacak. Yük ve insan taşımacılığıyla ilgili olarak. İstanbul-Selanik arasında bir hızlı demir yolu hattı inşaatıyla ilgili olumlu şeyler söylenmiş. Bu da yerinde. Bunların dışında işin doğrusu ben Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesine önemli katkılar yapacak fazla bir şey göremedim. Belki şöyle olmalıydı. Eğer biz Suriye'de başlayan dış politika eksik ve yanlışlarımızı, daha doğrusu dış politikamızı ideolojik bir hale bölgedeki herkesle sorunlu hale gelmemiz söz konusu olmasaydı, Mısır'la gayet iyi ilişkilerimizi sürdürüyor olsak, Suriye'deki bu savaşın bu kadar devam etmesi söz konusu olmasaydı veya çoktan uzaklaşmış olsaydık, İsrail'le bile ilişkilerimizi az çok sürdürülebilir bir zeminde tutabilseydik, Libya ile yine ideolojik bir kavgaya girişmeksizin ilişkilerimizi normalleştirebilseydik, zaten o zaman şu anda Kıbrıs'a karşı elimiz özellikle Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz aramaları ve oradaki münhasır ekonomik bölge ilanları konusunda Kıbrıs Rum kesiminin attığı adımlara ilişkin olarak elimiz oldukça güçlü bir durumda olacaktı. Evet. Şu anda dikkat ettim açıklamalarda o konu sadece genel hatlarıyla yer almış. O da Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Tsipras'ın söylediklerinin içine sığdırılmış. Evet. Tsipras orada benim söylediğim konuda işte uluslararası hukuka saygı beklediklerini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin tezlerini ifade ediyor. Dolayısıyla
İşin doğrusu bence Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu liderler zirvesinin zamanlaması herhalde bir mecburiyetten kaynaklandı. Çünkü geçen yıl Aralık ayındaydı yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'ya gitmişti. Ona bir iadeyi ziyaret şeklinde gerçekleşiyor. Evet. Ve çok böyle bir zirve açısından da çok önemli bir yani zamanlama çok uygun gibi görünmüyor. Çünkü dediğim gibi Doğu Akdeniz'de sertlik rüzgarları eserken Yunanistan ve Kıbrıs Rumları bir tarafta, Türkiye bir tarafta olmak üzere çok da zaten fazla şey beklemek yanlış olurdu diye düşünüyorum. Evet. Sayın Al, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Sayınlar. Ben teşekkür ederim efendim. İyi sağ yayınlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, sanırım seste de bir sıkıntı oldu değerli izleyiciler. Biraz önce rejiden işaret ettiler. Ben Sayın Ünal'ın söylemlerini biraz özetlemeye çalışayım. Bazı bölümleri anlaşılmamış olabilir. Seste bazı sıkıntılar olduğunu söyledi arkadaşlarım. Şimdi durum şöyle. Tabii Çipras'ın ziyaretiyle ilgili olarak aslında zamanlaması ilgili bir zamanlamasının iyi olmadığını söylüyor Sayın Profesör Doktor Hasan Ünal. Çünkü Çipras'ın ziyareti bir iadeyi ziyaret gibi görünüyor. Çünkü iki ülke arasında gergin konular vardı diyor Sayın Hasan Ünal ve bu konularla ilgili olarak da net ifadeler, somut bilgiler ya da somut çözümler önerilmedi. İki ülke sorunların üstünden geçtiler şeklinde değerlendirmelerde bulundu Sayın Profesör Doktor Hasan Ünal. Dolayısıyla ziyaretin zamanlaması açısından da bakıldığında aslında bir iade-i ziyaret noktasında bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve önemli konularda pek bir anlaşma olmadığının dikkat çektiğini söyledi Profesör Doktor Hasan Ünal, değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Evet, konuyla ilgili tartışmalar devam edecek tabii. Hem gün içinde hem de yarın daha ayrıntılı biçimde yorumlar yapılacaktır diyoruz ve biz günün manşet haberiyle gece görüşüne devam ediyoruz efendim. Şimdi aslında manşette iki haberi birlikte sunarak bu manşet haberini ekranlarınıza taşımak istedik. Çünkü milli savunma sanayini manşete çıkardık. Bir tarafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın milli savunma sanayi ile ilgili yaptığı değerlendirmeler. Diğer tarafta ise işte savunma sanayimizin önemli kurumlarından biri olan tank palet fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili çalışmalar. İkisi yan yana durduğunda aslında bir tartışma konusu gündeme geliyor ve ikisini birlikte sunduğumuzda haber manşet değeri taşıyor değerli izleyiciler gerçekten. Çünkü Güç Birliği Zirvesi 2019 toplantısında yerli ve milli sanayi vurgusu ön plana çıktı. Bunun bir altını çizelim. Yani artık yerli ve milli sanayi vurgusu ön planda. Zirveye katılan isim de, önemli isim de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dı. Aynen şöyle diyor, dışarıdan silah alımına açık ama kapalı ambargolar da var diyor. Yani dışarıdan silah alımına açıyoruz ama bazı kapalı ambargolar var dedi Hulusi Akar. Ve bunun içinde yerli ve milli sanayinin, savunma sanayinin önemine vurgu yaptı. Her zaman konuşulduğu gibi, her yerde konuşulduğu gibi yerlilik ve millilik gerçekten özellikle savunma sanayinde bir olmazsa olmazı teşkil ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sanayide daha çok yerlilik ve millilik istedi. Silah sanayinde dışarıya bağlılığın sona ermesi için daha çok çalışılması gerektiğini vurguladı. Etkin, yerli ve yenilikçi bir savunma sanayi anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmek durumundayız. Hulusi Akar, Aselsan tarafından düzenlenen Güç Birliği Zirvesi 2019'a katıldı. Akar, savunma sanayinde Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları anlattı. Ambargo vurgusu dikkat çekti. Bedel ödenmesine rağmen, bedeli, parası peşin ödenmesine rağmen, dost ve müttefik dediğimiz ülkelerden dahi modern silah ve mühimmatın tedarikinde zorluklar, sınırlamalar, gizli ve açık ambargolar ile karşı karşıya kalınmış ve halen de maalesef kalınmaktadır. Bakan, savunma sanayinin ülke güvenliğiyle paralel olduğunu söyledi. Yaşadığımız tecrübeler şunu açıkça göstermiştir ki, kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun. Sözünde de ifade edildiği gibi, askeri gücünüzün imkan ve kabiliyetleri ülke kaynaklarından beslenmiyorsa, kendi işçiniz, kendi mühendisiniz tasarlayıp üretmiyorsa, bunları çağın ihtiyaçlarına göre geliştirmiyorsa ülke güvenliğinizi tam anlamıyla sağlamış olamıyorsunuz.
Türkiye yerli sanayide hızla gelişiyor. Bakan rakamlar verdi. Yerlilik ve millilik oranı yine bildiğiniz gibi %20'lerden %68'lere, %70'lere çıkmış bulunmaktadır. İşte tam bu noktada değerli izleyiciler, yerli ve milli sanayi nasıl kurulabilir, nasıl oluşturulabilir ya da dünyadaki örnekleri nasıldı? Yerli ve milli sanayini geliştirirken kendi silahlarını üreten ülkeler acaba özel sektörle birlikte mi bunları ürettiler yoksa hükümetin, devletin gücüyle mi bunları ürettiler sorusu gündeme geliyor. Tabii esası aslında devletin kendi gücüyle yerli ve milli savunma sanayisini geliştirmesi, üretmesiydi. Zaten bunun için devlet gücü gerekli aslına bakarsanız. Ve kıymetli izleyenlerimiz, tam böyle bir ortamda, yerli ve milli savunma sanayinden bahsedilen bir ortamda, biliyorsunuz tank ve palet fabrikasının özelleştirilmesi konusu gündeme geldi. Ve bu konuyla ilgili olarak başta işçiler olmak üzere, başta emekçiler olmak üzere Türkiye'nin önemli sinir uçları hemen buna itiraz ettiler ve tank palet fabrikasının özelleştirilmemesi gerektiğini belirttiler, açıkça söylediler. Şimdi bu kurumların içine doğrudan Türk İş'te katıldı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir eylem kararına destek açıklaması yaptı. Tank palet fabrikasının özelleştirmesine karşı Ankara'da eylem kararı aldı Harbiç Sendikası. Harbiç Sendikası'nın eylem kararına Türk İş bütün gövdesiyle destek vereceğini açıkladı ve tank üretiminde yetkinin %51 ile devlette olması gerektiğini de altını çizdi. Stratejik kurumlar özelleştirilemez diye bir madde var. Harbiç Sendikası tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı Ankara'da eylem kararı aldı. Yani bu devam edecek. Türkiye'nin her yerinde bunu yapmaya devam edecekler netçe alana kadar. Tank palet fabrikası olarak bilinen Arifiye'deki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özel şirkete devredilmesine tepkiler devam ediyor. Harbiç işçisi, vatan bekçisi. Geçen ay Harbiç öncülüğünde Sakarya'da özelleştirmeye karşı yapılan mitinge binlerce sendikalı ve yurttaş katılmıştı. Türkiye'nin pek çok ilinde özelleştirmeye karşı mücadelesini sürdüren Harbiç bu kez başkentte bir eylem kararı aldı. Biz de Türkçü olarak maddi manevi bize ne ihtiyacı varsa yerine getirmeye gayret edeceğiz. Türk İş'e bağlı Harbiç Sendikası Başkent Şubesi 6 Şubat'ta Ankara'da özelleştirmeye karşı sokağa inecek. Tank palet millidir, milli kalacak. İstanbul yolu üzerindeki Erkont Döküm Fabrikası önünde buluşacak olan milli savunma işyerlerinde çalışan sendika üyeleri burada bir basın açıklaması yapacak. Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay eylem öncesi ulusal kanala konuştu. AK Parti'nin tüzüğünde de dahil, bütün partilerin tüzüğünde, AK Parti'nin tüzüğünde de var. Stratejik kurumlar özelleştirilemez diye bir madde var. Özelleştirmenin durdurulmasını isteyen Atalay, tank üretiminde yetkinin %51 ile devlette olması gerektiğini belirtti. Bir an evvel bundan vazgeçmek gerekiyor. Bunu sürdürebilir bir tarafı yok. Tanka ihtiyacımız var mı? Var. Bir an evvel yapalım ama %51'i bizde olsun. Altın hissesi bizde olsun. Yetki devlette olsun. Yetki Milli Savunma Bakanlığı'nda olsun. Çalışanlar da onun personeli olsun. Bu fabrika Türkiye'nin en modern fabrikası. İşte obüs topundan, dürbününden, tankından, paletine kadar bunlar yapılıyor. Herkes biliyor artık. Yani bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bir problem yok. Sayın Devlet Bahçeli bir problem yok. Milli Savunma Bakanı bir sıkıntı yok demelerine rağmen bir an evvel oradaki Harbiç Sendikası'nın hukukçusundan, sendikacısından, üyesinden, işçisinden oturup bir protokol imzalamak gerekiyor. Yani sözle olmuyor bu işler. Telekom'la ilgili başımıza gelenler ortada. Adam kazandı, kapattı dükkanı, çekti, gitti buradan. Yetki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olsun. Yani bu fabrika özelleşmesin ki özelleşmediğini ifade ediyorlar. 25 sene kiralamanın anlamını da ben anlamakta zorlanıyorum. Yani bir an evvel bununla ilgili herkes biliyor, duyuyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafları çağırıp bununla ilgili insanları rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ankara çıkışında iş yerlerinde arkadaşlarımız bir etkinlik yapacaklar. Yani bu devam edecek. Türkiye'nin her yerinde bunu yapmaya devam edecekler netçe alana kadar. Biz de Türkçü olarak maddi manevi bize ne ihtiyacı varsa yerine getirmeye gayret edeceğiz. Evet, bugün gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı değerli izleyiciler. Öne çıkan gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Membiç ve Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonlarla ilgili tarihler vermeye başladı yine.
yeni tarihler verdi. Erdoğan, Amerika'nın ben için verdiği sözleri birkaç hafta içinde tutması durumunda Türkiye'nin gereken adımları atacağını söyledi. Ha, tutmazsa, yani Amerika eğer bu sözlerini tutmazsa Türkiye Manbij'de askeri müdahalede kararlı. Fırat'ın doğusuna dikkat çeken Erdoğan bu bölge için Türkiye'nin bekleme süresinin birkaç ay olduğunu söyledi. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Manbij ve Fırat'ın doğusuna ilişkin bir yandan diplomasi süreci yürütülürken diğer yandan operasyon hazırlıkları sürdürülüyor. Siyasi ve diplomatik mücadelemizin yanı sıra askeri hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Anlaşmalarımıza elbette sadız. Sözümüz sözdür. Ama sabrımız da sınırsız değildir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Manbij ve Fırat'ın doğusuna ilişkin yeni tarihler verdi. Manbij'deki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkartılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer. Aynı şekilde Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin desteğiyle bölge halkının kendi yönetimini tesisi birkaç ay içinde sağlanmazsa bekleme süremiz yine sona erer. Partisinin grup toplantısında Washington'a mesajlar veren Erdoğan, güvenli bölge konusunda Ankara'nın tavrını açıkladı. Türkiye'nin kontrolünde, diğer ülkelerin ise sadece lojistik destek verdiği bir güvenli bölge modeli dışındaki hiçbir teklifi kabul edemeyiz. Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi üzerinden Amerika'nın yanı sıra Avrupa ülkelerine de tepki gösterdi. Ya Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş bir insanı nasıl olur da burayı terk et git diyebilirsin? İşte Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin de ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi? Nedir bu zillet? Şu anda tabii Suriye ile bizim alt düzeyde bu dış politika yürütülüyor. Yani bu birçok yerde diyelim ki istihbarat örgütleri bu noktada illa yani liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz. İYİ Parti grup toplantısında konuşan Genel Başkan Meral Akşener ise Erdoğan'ın bu sözlerini değerlendirdi. Şam'da görüşmeyi Suriyeli mülteciler konusuna indirgemesi dikkat çekti. Ne görüşüyorlar bilmiyoruz. Ancak 4 milyon sığınmacıyı ne zaman geri alacaklarını konuşun. Buna çözüm bulmadan da gelmeyin. Sakın ola karşımıza Suriyelilere vatandaşlık verelim diye çıkmayın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında dış politika konularına değinmedi. Evet, kuru toplantılarında bunlar konuşuluyordu. Bu arada değerli izleyiciler, Türkiye'den bir dışişleri heyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve çalışma grubu kapsamında görüşmeler yapacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet güvenli bölge, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesi ve FETÖ başta olmak üzere pek çok önemli konuda görüşmeler yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir dizi temasta bulunmak üzere Washington'da olacak. Ankara ile Washington arasında çalışma grupları toplantısı başladı. Türkiye, Washington'da diplomasi trafiği yürütüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet, İran kuzeyindeki PKK varlığı, Suriye sahası ve FETÖ konusuna ilişkin temaslarda bulunacak. Henüz daha süre konusunda da, güvenli bölgeden tam olarak ne anladıkları konusunda da net bir şey yok. Görüşmelere devam ediyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale başkanlığındaki heyetle yürütülecek görüşmelerin önemli gündemlerinden biri güvenli bölge. Amerika ve Türkiye arasında bu konuyla ilgili net bir çerçeve oluşturulamadı. Türk heyetin bugünkü toplantılarda Amerika'dan planlarına ilişkin gerekli detayları talep etmesi bekleniyor. Biz tek başımıza burada bu güvenli bölgeyi oluştururuz. Bu konuda bizimle işbirliği yapmak istiyorsa ABD ve diğerleri, Rusya da dahil, bu işbirliğini de hiçbir zaman dışlamayız. Amerika'nın Suriye'den çekilmesiyle ilgili süreç de masaya yatırılacak gündem maddelerinden biri. Biz tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Patriot füzelerinin satışı ve FETÖ'cülerin iadesi de ele alınacak gündem başlıkları arasında. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yarın Washington'da olacak.
Çavuşoğlu, IŞİD karşıtı koalisyonun üyesi olan ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıda Türkiye'yi temsil edecek. Dışişleri Bakanı'nın toplantıya katılan ülkelerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Evet değerli izleyiciler, Dışişleri Bakanı'nda ya da Dışişleri Bakanlığı heyetinin de Amerika Birleşik Devletleri gündemini takip edeceğiz tabii. Bakalım neler konuşulacak, o da merakla bekleniyor. Ve mecliste grup toplantıları ile ilgili haberlerimizi sunduk sizlere. Mecliste grup toplantıları ile ilgili haberler vardı ama daha çok tabii yerel seçim mesaisi siyasi partilerde gündemde. Ve yerel seçim mesaisinde dün yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı'nın görüşmesi bekleniyor kıymetli izleyenlerimiz. Bu bir görüşme olacağı yönünde açıklamalar var. Diğer taraftan ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e babası üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi. Mecliste grup toplantısı düzenleyen siyasi partilerin gündeminde 31 Mart yerel seçimleri vardı. Hedeflerimize ulaşabilelim. Gözüne kestirir, reyini verirsin. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Çarşamba günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmede iki lider, Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmeden önce belediye başkan aday listelerini son kez gözden geçirecek. Çarşamba günü yapılacak zirveyi Erdoğan kamuoyuna duyurdu. İttifak yapılacak illerin sayısında bir artış olacak mı? Kars, Iğdır gibi söylentiler var örneğin. Şimdi iller üzerinde durmayayım ama büyük ihtimalle yarın görüşmemiz olacak. Partisinin grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Erdoğan, İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığından istifa etme kararını da değerlendirdi. Yeni meclis başkanını belirleme noktasında Milliyetçi Hareket Partisi ile hareket edeceklerini belirtti. Şu anda meclis başkanımız Binali Bey ifade etmiş oldu. Dolayısıyla o sürecin başlamasıyla ilgili olarak da daha sonrası yapılması gereken neyse onları da zaten partimiz, grubumuz olarak muhakkak ki yapacağız. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi müşterek atmamız gereken adımları da inşallah atacağız. Erdoğan'ın hedefinde CHP, İYİ Parti, HDP ittifakı da vardı. Kandil'deki terör örgütüyle iş tutanlarla kim iş tutuyor? CHP iş tutuyor, İYİ Parti iş tutuyor, Saadet iş tutuyor. Şöyle bak. Ya bunlar kıyamet alameti biliyor musunuz? Nereden nereye geldi? AKP'nin grup toplantısında dikkat çeken de bir gelişme yaşandı. İYİ Parti ile HDP'nin işbirliğine tepki göstererek partisinden istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal AKP'ye katıldı. Erdoğan grup toplantısında Akkal'a AKP rozeti taktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçmenin AKP'ye oy vermemesini istedi. Artık oyunuzun rengini değiştirin. İYİ Parti grup toplantısında ise aday tanıtım töreni vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri, Gaziantep ve Samsun'un da içinde olduğu 8 ilin adayını açıkladı. CHP'li İYİ Parti'nin İzmir adayı Tunç Soyer'i 12 Eylül döneminde savcı olan babası Nurettin Soyer'in uygulamaları üzerinden çeşitli suçlamalar yöneltiliyordu. Akşener bu suçlamalara bir kez daha yanıt verdi. Suçlu evlattan dolayı baba suçlu tutulamaz. Suçlu babadan dolayı evlat sorumlu tutulamaz. Ölçü bu. Babanın suçlu olduğu konusunda, vicdanlarda suçlu olduğu konusunda kahir ekseriyet hemfikirdir. Ve Venezuela değerli izleyiciler. Evet, Venezuela'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan Başkanı Trump'ın tweet'i üzerine başlattığı gerginlik devam ediyor. Atlantik cephesi Venezuela'yı bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor, ele geçirmeye çalışıyor ama Venezuela devleti direniyor değerli izleyiciler. Venezuela'nın devlet başkanı Maduro da direniyor. İşte tam bu noktada Birleşmiş Milletler Venezuela konusunda tarafsızlığını açıkladı. Bu ilginç bir gelişme. Yani dünyayı gerçekten önemli bir biçimde ayırmış bir konu Venezuela konusu. Ama ağırlığa baktığımızda özellikle Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelere dikkat ettiğimizde yani dünyanın ekseriyeti, esas gücü Venezuela devletinin yanında gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve yanında duran birkaç ülke dışında. Tabii Avrupa Birliği'nden, Avrupa Parlamentosu'ndan da Venezuela'da
kukla başkan adayı Guaido'ya destek sözleri vardı. Bunlar da önemliydi. Fakat Venezuela devleti direneceğini gösteriyor. Bu çok net. Ve tam bu noktada Venezuela'ya yönelik yaptırımlar söz konusu olduğunda Vatan Partisi Guaido'nun ekonomi politikalarına dikkat çekti Türkiye'de. Avrupa Birliği, Lima gibi ülke gruplarının ardından Birleşmiş Milletler'de Venezuela konusunda açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da hiçbir grubun yanında yer almayacaklarını söyledi. Burada altını çizelim, Birleşmiş Milletler'in tarafsızlık açıklaması demek mevcut hükümeti tanımak demektir. Amerika kıtasında 14 ülkeden oluşan Lima grubu Venezuela ordusuna çağrıda bulundu. Lima'nın 10 üyesi Venezuela ordusunu Juan Guaido'yu tanımaya çağırdı. Çağrı Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ve Kanada temsilcilerinin Kanada'nın başkenti Ottawa'da yaptığı toplantının ardından geldi. İşte şu anda Venezuela'da olanlar. Ya Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş bir insanı nasıl olur da burayı terk et git diyebilirsin? Ve seçime dahi girmemiş olana nasıl olur da sen o devletin başkanlığını teslim edersin? Hani demokrasi? İşte Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin de ne olduğu ortaya çıktı. Guaido'yu destekleyen Avrupa Birliği'nden ve Lima'dan ülke temsilcileri 7 Şubat Perşembe, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da Uluslararası Temas Grubu adıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Son gelişmelerle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela muhalefetine çağrıda bulundu. Lavrov, Venezuela muhalefetini yapıcı bir yaklaşım benimsemeye, ultimatomları bırakmaya ve bağımsız hareket etmeye çağırıyoruz dedi. Atlantik cephesini temsil eden Uluslararası Temas Grubu toplantısı öncesi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Onur Günü'nde yaptığı konuşmada "Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz." dedi. Her zaman onur ve bağımsızlık hedeflerine bağlı olacağıma, tehdit altındaki vatanımızı canım pahasına koruyacağıma ve halkın zaferiyle barışı getireceğime yemin ederim. Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz, asla silahlarımızı ne Yankee emperyalizmi karşısında ne başka bir küstah tehdit karşısında bırakmayacağız. İspanyol La Sexta TV kanalına konuşan Maduro, Türkiye ile ittifakımızı ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik açıdan güçlendirmeye devam edeceğiz diye konuştu. Venezuela'daki mevcut Bolivarcı yönetim, Avrasya güçleriyle ekonomik ve siyasi bağlarını kuvvetlendirirken, Amerikan destekli Guaido ise özelleştirmeleri ve küresel finans sistemiyle entegrasyonu savunuyor. Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Guaido'nun ekonomi politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Guaido planını bir hükümet programı açıkladı. Bunun adını da Plan País, ülke planı olarak adlandırdı. Guaido'nun ekonomik politikasının esas olarak iki maddesi var. Bir, tekrar piyasa ekonomisine dönüş. Yani Venezuela içinde Maduro ve onun öncesinde Chavez'in getirdiği bütün sosyal devlet uygulamaları, bütün kamu ekonomisi uygulamaları kaldırmak ve ülkenin ekonomisini tekrar piyasa ekonomisini açmak. Bunun içeriği özelleştirmek ki özellikle petrol sektörü için bunu öngörüyorlar. Fiyat kontrollerinin kaldırılması ve devletin kamu ekonomisinden geri çekilmesi. Birinci maddesi bu. İkinci maddesi ülkeyi sıcak paraya açmak. Açık açık şunu söylüyor, biz diyor ülkemizi uluslararası kuruluşların ve Venezuela'da demokrasinin olmasını isteyen ülkelerin mali desteğiyle kalkındıracağız. Ne demek bu? IMF, Dünya Bankası ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sermayesini Venezuela'ya tekrar çekmek. Hangi alanı çekmek? Petrol sektörünü çekmek. Guaido'nun 31 Ocak'ta açıkladığı ekonomi programının temeli. Evet, yurdumuzun ekonomisine geçelim değerli izleyiciler. AKP'nin ekonomi politikaları gerçekten ülkeyi bir darboğazın içine soktu. Bu çok net biçimde söylenebilir. Artan gıda fiyatları enflasyonu tetikledi. Tarladan çıkan ürün markete fahiş fiyatlarla geliyor. Tabii hükümet bazı önlemler almaya çalışıyor belki. Etiketlere ayar çekmeye çalışıyor ama sonuçta vatandaşlar
ekonomik durumdan oldukça rahatsız. Aslına bakarsa bir ekonomi tablosu ekranlarınıza taşımak istedi arkadaşlarımız. Ve aynı zamanda Tayyip Erdoğan'da bugün ekonomiyle ilgili de değerlendirmeleri vardı. Mesela IMF konusu, İş Bankası meselesi çarpıcıydı. Türkiye ekonomik araçların kullanıldığı bir büyük saldırıya maruz kalmıştır. Türkiye ekonomisi darboğazda. Tarım politikasındaki yanlışlar gıda fiyatlarının ateşini yükseltti. Çiftçinin tarlasından çıkan sebze ve meyve markette, pazarda fahiş fiyatla satılıyor. Bu komisyoncular var ya, vurgunu bunlar vuruyor. Hükümetin seferberlik çağrıları bir nebze olsun karşılık bulsa da ekonomide beklenen iyileşme gerçekleşmedi. Yeni önlemse fiyatlara ayar çekmek olacak. Biberiydi, charlestonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi, aklınıza ne gelir patatesiydi, her şeyde bu fiyatlara biz gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan fiyatlar üzerindeki müdahalenin belediyelerle yapılacağını ifade etti. Yani belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları da atabiliriz, atacağız. Çünkü vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz. Türkiye IMF'ye gidiyor spekülasyonları da Erdoğan'ın gündemindeydi. Türkiye 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah'ın izniyle açmayacaktır. AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın hedefinde ise CHP vardı. CHP iktidara gelse ilk yapacağı iş ülkemizi götürüp IMF'e teslim etmek olacaktır. Tayyip Erdoğan, İş Bankası'nın hazinenin malı olacağını açıkladı. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı, İş Bankası'nı CHP'ye değil, hazineye tahsisi vardır. Ve bu İş Bankası, evet, hazinenin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Ve değerli izleyiciler, firmaların döviz borçlarındaki artış hız kesmiyor. Bu da ekonomik veriler açısından çarpıcı bir durum. Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda Türk firmaları yine yüksek dış borçluluk oranına sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve borçlarını açıkladı. Merkez Bankası raporuna göre Ekim 2018'e kıyasla firmaların döviz varlıkları 780 milyon dolar azaldı. Firmaların borçlarının ise 265 milyon dolar düştüğü görüldü. Firmaların döviz borçlarının döviz varlıklarından daha büyük olması olarak tanımlanan açık pozisyon durumunda yukarı yönlü seyir gözlendi. Son gelen verilere göre firmaların açık pozisyonları 203 milyar 144 milyon dolara ulaştı. Böylece açıklanan rakam Ekim 2018 dönemine göre 515 milyon dolarlık bir artış göstermiş oldu. Borcun vade yapısına bakıldığında Kasım 2018 döneminde yurt içinde sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 475 milyon dolar arttı. Uzun vadeli olanlarsa 1 milyar 301 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 206 milyon dolar azalırken uzun vadeli kredilerse 766 milyon dolar arttı. Uzmanlara göre firmaların döviz açığındaki artış Türk ekonomisi için çok büyük bir risk oluşturuyor. Bu durum özellikle döviz kurunun yukarı çıktığı dönemlerde döviz borçlarının firmalar üzerinde baskı yaratmasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayından sonra başlayan kur artışı yüksek borçluluk oranlarına sahip Türk firmalarını hazırlıksız yakaladı. Gelir ve gider dengeleri bozulan firmalar küçülme ya da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Ve İzmir'e gideceğiz şimdi değerli izleyiciler. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzenerji'de yaşanan toplu sözleşme çıkmazı 3. ayına girdi. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde emekçilerle belediye arasında tartışmalar devam ediyor. Belediye toplu iş sözleşmesinin imzalanmadığı için 5000 işçi 3 aydır, dikkat edin efendim, maaş zammı olmadan çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi önce metroda, ardından AKP ile birlikte İzban'da toplu iş sözleşmesi imzaladı.
5000 işçinin çalıştığı İz Enerji şirketini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde görüşme süreci tıkandı. Büyükşehir Belediyesi genel işin yetkisine itiraz etti ve yargı süreci başladı. Emekçiler belediye önünde eylem yapmış ve polis müdahalesine maruz kalmışlardı. Tepkiler üzerine belediye mahkemeye yaptığı başvuruyu çekti. Ancak bu gelişmeye rağmen toplu sözleşme görüşmeleri başlamadı. 5000 işçi 3 aydır mağdur ediliyor. İşçiler zamlı maaşlarını alamıyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bazı ülkelere biliyorsunuz ekonomik ambargo uygulamaya çalışıyor. Yaptırımlar yapıyor vesaire ama bu ülkeler acaba ne kadar etkileniyorlar? Mesela Amerika'nın ekonomik yaptırım uygulamaya çalıştığı ülkelerden bir tanesi Rusya Federasyonu. Rusya Federasyonu değerli izleyiciler, Amerika tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlara rağmen son 6 yılın en büyük büyüme rakamlarına, büyüme oranına ulaştı. Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi'nin verilerine göre Rusya ekonomisi 2012'den beri en yüksek büyüme oranlarına ulaştı. Büyüme oranı geçtiğimiz yıl %2.3 oldu. Rusya Ekonomi Bakanlığı daha önceki hesaplamalarında ekonomideki büyümeyi %2 olarak tahmin etmiş. Dünya Bankası da bu yönde tahmin belirtmişti. %2.3'lük büyümeyle tahminlerin üzerine çıkılmış oldu. Rostat'ın verilerine göre mali ve sigorta sektörlerinden başka otelcilik ve gıda sektörü %6'lık büyüme oranıyla en karlı sektörler oldu. İnşaat ve madencilik de sırasıyla %4.7 ve %3.8 büyüyerek ekonomik büyümeye önemli katkıda bulundular. Bu verilere göre Rusya, geniş yaptırımların uygulamaya konulduğu 2015'teki %2.5'lik gerilemenin ardından 3 yıl arka arkaya büyüme oranları yakalamış oldu. Rusya ekonomisinin büyümesi geçtiğimiz yıldaki %2.3'lük oranın üzerine son defa 2012'de çıkmış %3.7'yi görmüştü. Çok uluslu Standard Chartered Bankası'nın yayınladığı uzun vadeli büyüme tahminlerine göre önümüzdeki yıl Rusya'nın Almanya ve İngiltere'yi geçerek dünyanın en büyük 5. ekonomisi olması bekleniyor. Şimdi çoğumuz dönerin tadına bakmıştır değerli izleyiciler. Tavuk döner, et döner tabii. Önce et döner vardı. Daha sonra tavuk döner çıktı. Sonra birisi hindi döner yaptı. Bazıları sucuk döner yapmayı denedi. Balık döner yapan bile varmış, onu bile duyduk. İşte dönere soslar konuldu vesaire ama şimdi izleyeceğiniz döneri eminim çok az insan tatmıştır. Mesela ben tatmayanlardan biriyim. Bakalım ne döner? Aydınların yapamadığını Malatyalılar yaptı. Aydın ili dünya incir üretiminde rakipsiz bir şampiyon. Ancak Aydınlılar kuru incirin çoğunu işlemeden ham haliyle satıyor. İncirden yüksek katma değerli ürünler üretmekte zorlanıyor. Malatyalı üretici İdris Akagündüz, Aydın incirini kayısı ve üzümle karıştırarak kayısı döneri yaptı, ödül aldı. Biz kayısı döneri diyoruz ama incirden yapıyoruz. İncir, üzüm, kayısı. Türkiye birincilik ödülünü aldık biz bundan. Gastronomi Federasyonu'ndan aldığımız Türkiye birincilik ödülü efendim. Tam bir enerji deposu olan kayısı dönerinin ismine aldanmayın. Çünkü içinde Aydın inciri de var. Bu sayede hiçbir tatlandırıcı ve katkı maddesi kullanılmıyor. Bunda şeker, glikoz, nişasta yoktur. İncirin şekeri her şeye yetiyor. İdris Akagündüz, Aydın'da tarıma dayalı sanayinin istenen düzeye ulaşmadığının farkında. Aydın inciri ve Malatya kayısısından yaptığı döneri dünya pazarlarına satmak konusunda iddialı. Malatyalılar Aydın incirini de şu anda dünya pazarında oturttu. Ve burada, bu da bizim Malatya için ben bir gurur vericidir. Aydınlara da geçmiş olsun diyelim. Akagündüz Aydın incirinden incir çikolatası da üretiyor. İncir çikolatasını da yaptık. Üstünü incirle kapladık. Çikolatayla. İçi de incir. Sade incir. Bunu kahvenin yanında kafelerde çok harika, popüler bir hale geldi şu anda. Aydın çiftçisinin binbir emekle ürettiği incir Malatyalıların elinde lezzetli ürünlere dönüşüyor. Aydın ve Malatya'nın tatlı rekabeti yerli ve milli yepyeni ürünlerin doğmasına neden oluyor. Dünya pazarları Türk lezzetleriyle tanışıyor. Dünyada eşi olmayan Aydın inciri Türk girişimcinin elinde kim bilir başka hangi ürünlere tat verecek. Bu lezzeti kaçırma. Dizine derman, gözüne ışık. Biliyor.
Evet, bu haberle noktalıyoruz efendim. Yarın gece 23'te birlikte olmak umuduyla varlığımız Türk varlığına armağan olsun.